Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün 11. sınıflar tarih dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Hemen yazılının kapsamına bakalım. Ben sizler için açık uçlu ve kısa cevaplı sorular hazırladım. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı artık klasik sorular istiyor. Yazılının kapsamına bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı ve bütün illerin soru dağılım tablosu ile benim yazılım uyumlu. Neden? Çünkü ben bütün kazanımlardan soru hazırladım. Onun için hangi ilde olursanız olun o kazanımlara uyuyor bu yazılı. Yalnız arkadaşlar fazladan çalışmamak için öğretmeninizden hangi kazanımlardan sorumlu olduğunuzu öğrenin. Çünkü ben bütün kazanımlardan hazırladım. Bazı kazanımlardan hocalarınız soru sormayabilir. Yazılımızda 8 tane soru var. Yazılımımızın PDF dosyasına tarihkursu.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ben başka yazılı PDF'ler de paylaşacağım. Onların hepsine bu web sitesinden ulaşabilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi birinci sorumuz. Fransız İhtilali 1789 yılında Fransa'da monarşinin devrilmesi ve cumhuriyetin kurulması ile sonuçlanan bir dizi olaylardır. Bu ihtilal Avrupa ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 1789 Fransız İhtilali nedenlerinden iki tanesini yazın demişim. Hocalarınız 2 diyebilir, 4 diyebilir, 5 diyebilir. Ben şimdi hepsini yazdım burada arkadaşlar. Birinci neden kralların baskıcı ne diyelim rejimi. Yani krallar halka baskı yapıyordu. Bu birinci neden. İkincisi halkın çeşitli sınıflara ayrılması. Bunlar ne? Soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler. Arkadaşlar burada soylular ve rahipler en üst seviye. Bunlar vergi vermiyorlar. Hem de askerlikte falan muaflar. Ne diyelim yönetimde bunlar söz sahibi ama ülkenin işte gelirlerine karışmıyorlar. Burcu ve köylüler hiçbir söz hakkı yok ama bunlar ne yapıyorlar? Vergi veriyorlar. İşte bu iki sınıfın isyanı Fransız İhtilali nedenlerinden biri. Özellikle burjuvanın yönetime katılmak istemesi. Başka bir neden Rönesans sonrasında ortaya çıkan aydınlanma çağının etkisi. Fransızlar ne yaptılar? Rönesans'la birlikte artık akıllanmaya başladılar ve sorgulamaya başladılar. Amerika'daki bağımsızlık hareketini örnek aldılar. İngiltere'deki meclis sistemini örnek aldılar. Yani bunlar da artık yönetime katılmak istediler. Halkın son derece fakir olması, bazı Fransız aydınlarının Voltaire ve Jean-Jacques Rousseau gibi halkı etkilemesi düşünceleriyle, 7 yıl savaşları sonunda yeni vergiler konması. Bu 7 yıl savaşları şu, İngiltere ile Fransa 7 yıl savaşlarını yapıyor. Bu savaş sırasında ihtiyaçları karşılamak için ne yapıyor? Kral Fransız halkına daha fazla vergi koyuyor. Burjuvanın yönetim sınıfına katılmak istemesi işte bunlar ne arkadaşlar? Fransız İhtilali'nin nedenleri. Hocalarınız Fransız İhtilali ile ilgili kesin soru sorar. Ya nedenlerini sorar ya da sonuçlarını sorar. Siz sonuçlarına da ayrıca çalışın. İkinci sorum. Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi fikirlerin Osmanlı Devleti'ne olumlu ve olumsuz etkilerini örnek verin demişiz birer tane. Şimdi Fransız Devrimi ile biliyorsunuz milliyetçilik fikri geliyor ve Osmanlı'daki azınlık gruplar arasında milliyetçilik yayılıyor. Bu da özellikle Balkanlarda isyanlara ve ayaklanmalara neden oluyor. Çünkü bu milletler diyor ki biz de neden kendi devletimizi kurmayalım deyip Osmanlı'ya karşı isyan ediyorlar. Bu olumsuz yanı. Olumlu yanı ise eşitlik, kardeşlik gibi fikirler Osmanlı aydınlar arasında ilgi görüyor. Bu fikirler sayesinde Osmanlı'da Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, işte meclisin açılması gibi demokratik hareketler görülüyor ve batılılaşma hareketleri başlıyor. Bu da ihtilalin Osmanlı'ya getirdiği olumlu yan. Sömürgecilik nedir demişiz? Sömürgecilik bir devletin başka bir coğrafyayı işgal ederek yönetmesi ve onun zenginlik kaynaklarını kendi yararına kullanması. Avrupa'da sömürgecilik faaliyetleri 15. yüzyıldaki coğrafi keşiflerle başlıyor. Ayrıca bu da soru olarak sorulabilir. Dördüncü sorum. 19. yüzyıldan itibaren Avrupalıların sömürgecilik faaliyetinin ivme kazanmasının temel nedeni ne? Yani sömürgecilik 15'te başlıyor ama 19. yüzyılda ivme kazanıyor. Bunun sebebi arkadaşlar sanayi devrimi. Sanayi devrimi Avrupa'da büyük bir üretim artışına neden oluyor. Bu artan üretim için yeni pazarlar ve ham maddeye ihtiyaç var. Avrupalılar da ne yapıyor? Bunları işte satmak için ya da ham maddeleri elde etmek için yeni yeni sömürgeler arıyorlar. Yani hem ürettiği ürünü satmak zorunda Avrupalılar hem de ham madde sağlamak zorunda. İşte 19. yüzyılda sanayi inkılabı nedeniyle sömürgecilik hız kazanıyor. Fransız İhtilali'nin yaymış olduğu milliyetçilik akımının kendi üniter yapısını bozmasını engellemek isteyen Osmanlı Devleti birçok Avrupa Devleti gibi zorunlu askerlik sisteminden yararlanma yoluna gitti. Bu doğrultuda 19. yüzyıldan itibaren askeri alanda önemli ıslahatlar yapıldı. Şimdi diyor ki sorumuzda aşağıda verilen orduların hangi padişahlar zamanında kurulduklarını yazınız. Nizam-ı Ciddi ordusu Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Biliyorsunuz Nizam-ı Ciddi ordusu 3. Selim döneminde kuruluyor. Başarılı olmuyor. Asakir-i Mansure-i Muhammediye 2. Mahmut döneminde kuruluyor. Biliyorsunuz 2. Mahmut
ne yapıyordu? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyordu ve yepyeni bir ordu kuruyordu. Ayrıca ne diyelim? 1. Mahmut zamanında Topçu Ocağı'nda yenilikler yapılıyor. Bunu da belirtelim. Osmanlı Devleti'nde vakayı hayriye yani hayırlı olay olarak geçen olay nedir ve hangi padişah zamanında gerçekleşti? Arkadaşlar vakayı hayriye dediğimiz 2. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasıdır. Biz tarihte buna vakayı hayriye diyoruz. O zaman 2. Mahmud ne yapmış? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış. Onun yerine hangi orduyu kurmuştu? Asakir-i Mansure-i Muhammediye. 2. Abdülhamit'in demir yollarının yapımına önem vermesinin nedenleri neler olabilir? Sizden hocalarınız yine iki tane falan ister. Ben hepsini yazdım. Birincisi ekonomik kalkınma. Demir yollarının Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisini canlandıracağına inanıyordu Abdülhamit. Demir yolları malların ve insanların daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde taşınmasını sağlayacak. Böylece ticaret ve sanayi gelişecekti. İkincisi askeri güç. Demir yollarının Osmanlı ordusunun daha hızlı ve daha kolay bir şekilde sevk edilmesini sağlayacak. Bu da imparatorluk savunmasına katkı sağlayacak tabii ki. Yani Anadolu'da ya da daha uzak yerlerde bir isyan çıktığında Osmanlı oraya daha kolay asker sevk edebilecek. Üçüncü neden siyasi birlik. Demir yollarının imparatorluğun farklı bölgelerini birbirine bağlayarak siyasi birliği ve merkezi otoriteyi güçlendireceğine inanıyordu. Avrupa ile entegrasyonu da sağlayacaktı bu demir yollar. İşte Abdülhamit bütün bu nedenlerden dolayı demir yollarına çok fazla önem veriyor. Sekizinci sorum. Aşağıda verilen eğitim kurumları hangi padişahlar zamanında kuruldu? Mühendishane-i Bahri Hümayun, Mühendishane-i Berri Hümayun. Arkadaşlar Mühendishane-i Bahri Hümayun yani Deniz Mühendishanesi 1. Abdülhamit döneminde. Mühendishane-i Berri Hümayun yani Kara Mühendishanesi de 3. Selim döneminde. Ayrıca bir okul daha var bunlarla ilgili. Hendeshane. Hendeshane de Avrupa tarzı ilk modern okuldur. O da 1. Mahmut zamanında kurulmuştur. Bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum ve hatırlatıyorum. Bu yazılının PDF'sine ve daha birçok PDF'ye tarihkursu.com adresinden ulaşabilirsiniz. İnşallah hepiniz yüz alırsınız. Herkese başarılar.